Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan canlı yayın yapacaktım normalde ama video olarak çekiyorum bu yapmam gereken canlı yayını. Bilginiz olsun. Sizlerden de destek, beğeni ve güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İnanın sinirden uyuyamayan tek ben değilimdir. Herhalde 2-3 tane video çekerim bu maçla ilgili. 28.900 abone için de teşekkürler. Maçın kısaca özetinden bahsedeyim. Her iki takımın da fişek gibi başladığı ki özette görmüşsünüzdür. Batshuayi ile kaçan Fenerbahçe'nin iki net pozisyonu var ama rakibin bir tane de net pozisyonu var. O yüzden birini sayalım. Mert Hakan'ın iptal edilen golü. 24'te yine ve Fenerbahçe'nin net bir pozisyonu kaçıyor. Batshuayi'yi düşürüyorlar. Penaltı beklediğimiz bir pozisyon. Ve 25'te yine kornerde içeri çeviriyoruz. Elle oynama hani Batshuayi elle oynuyor ama o pozisyona devam deniliyor. Hakem tarafından itiraz ediyoruz. Yani Svensson Batshuayi'yi deviriyor ama devam deniliyor. Aynı Svensson ileride sarısı da var. 29'da rakibe bir penaltı veriliyor. Yakın mesafeden ele çarpma var. İnanın bunu biz yakalasak asla ve asla buna penaltı verilmez. Biz de pozisyonu es geçeriz. Penaltıyı kurtarıyor. Daha doğrusu İrfan Can sarı kart diyor. İrfan Can'ın sarısı daha haksız. O da ayrı bir mesele. Altay penaltıyı kurtarıyor. 33'te çok net bir pozisyona giriyoruz. İrfan Can'la ceza sahası içinde sol çaprazda. 45 artı 3'te verilmeyen penaltımız var. Ndiaye'nin düşürdüğü. 45 artı 3'te Valencia'nın sol çaprazda düşürüldüğü bir pozisyon var. Ayağına bir temas var ama buna ben bir penaltı vermem açıkçası. Bunu da siliyorum. 45 artı 5'te kaçırdığımız çok net pozisyon var. Batshuayi'nin vurduğu çizgiden çıkarttıkları. 45 artı 9'da Onyekuru'nun yediği sarı kart var ki öncesinde de Altay Bayındır'ın eline attığı bir tekme vardı. Orada yemediği sarı kart var. Onu yese belki de Adana Demirspor ilk yarı 9 kişi. En sonunda yemediği sarıları dahil edersek. Fenerbahçe'nin verilmeyen iki net penaltısı. Hadi iki tanesi net olsun. Sayılmayan bir golü, kaçırdığı net pozisyonları. Ona rağmen 52'de Adana Demirspor'un şutuna top direkten dönüyor. Net. Rakibin net. 63'te korner sonrasında Batshuayi'nin net bir pozisyonu var. Fenerbahçe adına. Verilmeyen 69'da bir penaltımız var. Samet Akaydın'a yapılan. Ki Valencia'da içeri çeviriyor. Rakibin vücudundan sekip eline değip kornere gidiyor. Yani bize verilen kıstastan olsa. 73'te Onyekuru'nun karşı karşıya kaldığı pozisyonda Altay çıkarttı. Offside ama hakem devam dedi. İstatistikte muhtemelen kaçan büyük fırsat diye yazacaktır. Ya da isabetli şut. 74'te Batshuayi sarı kart gördü. Oyun hızlı başlamasın diye müdahale etmiş ondanmış. 75'te Svensson Rossi'yi devirdi diye sarı kart yedi. Bu dakikaya kadar yememesi mucizeydi. 76'da Valencia Zaitsev'in preste kaptığı topu net pozisyonu kaçırdı. 80'de Şerif Ndiaye'yi karşı karşıya Altay çıkarttı. 83'te Altay Bayındır sarı kart yedi. Penaltı pozisyonu ve Şerif Ndiaye'nin attığı gol. 88'de Valencia'nın attığı gol. Ve verdiler golü ne hikmetse. 90'da Arda Güler'in ortasında Valencia'nın kaçırdığı çok net pozisyon. Kaçan büyük fırsatları görüyorsunuz arkadaşlar. Yani o istatistik, bu istatistik benim umurumda değil. Batshuayi'nin kaçan bir rakibinde yani iki tane bir rakibin Fenerbahçe'nin iki tane var ama Batshuayi'ninki net bir. Kornerde Arao'nun kafa vurduğu ön direk organizasyonda kaçan iki. Değin dibinden. Sonrasında Altay'ın kurtardığı penaltı var ama onu saymıyorum net olarak. İrfan Can'ın kaçırdığı var 3. Batshuayi'nin kaçırdığı var çizgiden çıkartılan 4. Fenerbahçe'nin 4 neti var şu ana kadar. Hatta 5 diyelim, rakibin 1 diyelim. Adana Demir oyuncusunun direkten döneri var. 2, 5-2 oldu. Korner sonrasında Batshuayi'nin vurduğu var 6-2. Verilmeyen penaltılar var şu ana kadar 3 ama onları saymıyorum. Valencia'nın ceza sahasında Zaitsev'den aldığı pastan kaçırdığı var 7-2. Şerif'in karşı karşıya kalıp Altay'ın çıkarttığı var 7-3. Valencia'nın golü var. Arda'nın ortasında Valencia'nın kaçırdığı var 8-3. 8 tane net pozisyon, 3 tane rakibi net pozisyon. 1-1 verilmeyen 3 penaltı ve sayılmayan bir gol. Selahattin Maki'nin
Ve diğerlerinin maç sonunda açıklamaları var. Ben biraz cılız buldum açıklamaları. Yani 2 saat onu bunu konuşmak istemiyorum. Jorge'de Jesus'un yardımcısının Joao Deus'un açıklamalarını. Diyor ki iki takım da tebrik ediyorum. Harika mücadele ettiler. Sahadaki oyun üstünlüğümüzün karşısı bu olmaması gerekiyordu. Hakemler hakkında konuşmamız gerekiyor. Bugünkü hakemler maçın bu seviyeye gelmesini, bak maçın bu seviyeye seni kaldıracak durumda değiller. 25 şutumuz var. %62 topla oynadık. 27 ortamız var. Bu kadar istatistikleri yakaladıktan sonra galip gelememek bizim için üzücü diyor. İlk yarıda Mert Hakan'ın attığı golde ihlali tespit edebilen VAR maalesef Batshuayi'ye yapılan penaltıda göremedi. İkinci yarı Samet'e yapılan penaltıyı göremedi. Adana Demir penaltı kazandı. Birebir aynıydı diyor. İki pozisyonda penaltı olması gerekiyor. Bunları görmek istemediler hiç şüphesiz. Son pozisyonda faulümüzü vermediler. Teknik direktörümüz gitti. Kırmızı kart yedi. Üzücü bir durum. 6 puan fark bu ligde hızlıca kapanabilir. 6 puanı kazanmak rakiplerimizin kaybetmesine mümkün olabilir. Her şey mümkün olabilir. Çok fazla maç var. Bugünkü gibi oynarsak zorlanmadan birçok maçı kazanabiliriz. Tabii her şey normal çerçevede ilerlerse hakemlik adına. Biz böyle oynarsak sıkıntı değil ama hakemlerin de adil olması lazım diyor. Yine aynı şekilde Selahattin Vakil'in açıklamaları var. Selahattin Vakil'in açıklamalarını birçok kişi çok daha sert olması gerektiği görüşünde, ben de dahil. Bu akşam sadece bu sezonun değil, son 4-5 sezonun bir özetini gördük. Ali Palabıyık çok net söylüyorum, Fenerbahçe'ye operasyon yapmak için bu maça görevli gelmiştir. Vücut lisanı verdiği vermediği lehte aleyhteki bütün kararlardan her şey ortada. Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir? Bunun başka örneği varsa onu da konuşalım. Net bir gol atıyoruz, sayılmıyor. 3 tane net penaltımız var, verilmiyor. Son dakikada beraberliği yakalıyoruz. Net bir gol ve VAR olmasa onu da vermemeye kalktı. Başta Fenerbahçeliler olmak üzere bütün Türk futbol severleri iyi hatırlar. İvan Bebek diye bir şeref yoksunu, haysiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık'ı tebrik ediyorum. Bugünkü performansıyla onun da önüne geçti. Ali Palabıyık seni maça kim atadı? Kim verdi bu emri? Fenerbahçe'yi katletmen için. Sayın Büyükekşi, soruyorum size, bu maçın şifresi çözülmeden Türk futbolunun, Türk liginin şifresi çözülemez. Yeter artık. Sivas Galatasaray maçında ofsaytımsı skandalıyla şu anki en büyük rakibimize şampiyonluk yolunda 3 puan. Bize bu gibi maçlarda 1 puan zar zor toparlayacağımız senaryolar. Bir daha bu Ali Palabıyık Fenerbahçe maçını bırakın. Hiçbir Türk takımının alt lig maçı dahil hiçbirini de görmek istemiyoruz. İvan Bebek örneği çok önemli bir örnek. O günden beri benim gördüğüm en net bir camianın katledilişi. Hakemle tartışıyoruz. Vücut lisanındaki rahatlık, Fenerbahçe'ye verdiği darbeler, aleyhimize verdiği kararlardan sonra gülümseyerek verdiği cevaplar, sporcularımıza karşı kullandığı üslup. Bir şey daha merak ediyorum. Şampiyonluk adayları arasında Türkiye'nin en çok kırmızı kart gören takımıyız. Açık ara en centilmen teknik direktörü sahibiz. Neredeyse bir kere hakem yorumu, federasyon yorumu, saha dışı yorumu yapmamış bir insan. Ben biliyorum. Gitti hakeme dedi ki o son faulde, çizgi üzerindeki faul. İçeride değil. Ben biliyorum. Dışarıda ama Fenerbahçe lehine faul. Bu adam ne Türkçe biliyor ne İngilizce biliyor. Herhalde Ali Palabıyık bir önceki hayatında Portekizliydi. Çok iyi Portekizce konuşuyordu. Bu cümlesinden dolayı Sayın Jesus'a kırmızı kart gösterdi. Camiamıza bir şey söylemek istiyorum. Artık iyiyi, kötüyü, onu seviyoruz, bunu sevmiyoruz, ona muhalifiz, bunun yanındayız. Bunları bırakalım. Ki ben de aynısını söylüyorum. Nelerle uğraştığımızı yönetim olarak, sporcularımız olarak hepsini görüyorsunuz. Beraber olalım. Çünkü bu savaşta ya beraber kaybedeceğiz ya da beraber kazanacağız. Ama birlik olursak, yakın geçmişte örneklerinde olduğu gibi, biz bu ligi de bitiririz. Bu ligi de şampiyon da bitiririz. Son bir kere daha Sayın Büyükekşi'ye soruyorum. Bu maçın şifresini çözmeyi düşünüyor mu? Ne gibi bir açıklama yapmayı düşünüyor? Ali Palabıyık yönetim hakkında ne düşünüyor? Son bir şey daha söylemek istiyorum. MHK değişiminin ne kadar yerli yerinde olduğunu bir kez daha gördük. Çünkü yıllardır burada yer edinmiş. Anti Fenerbahçe lobisi MHK'nın içine çöreklenmiş. Geldiğimizden beri savaş vermeye çalıştığımız zihniyet gider ayak son bir darbe vurup gitti Fenerbahçe'ye. Bundan sonrası artık TFF'de Sayın Büyükekşi ve onun yönetiminde diyor. Şimdi burada enteresan bir şey var mı? Yok. Yani şerefsizlikten bahsediyor. İvan Bebek denen şerefsizden bahsediyor. Biliyorsunuz o şerefsiz bizi mahvetmişti. Ali Palabıyık'ı da tebrik ediyor önüne geçti diye. Hocam daha sert olmadı. Daha sert ne olacaktı mesela arkadaşlar? Hepinizin anasını avradını mı diyecekti? Ne diyecekti?
Hocam ligden çekilme. Ligden çekilme dediğiniz olay o kadar basit bir olay değil. O kadar basit bir olay değil. Ha, bunun tehdidini yaparsın. Bunu ima edersin. Bak, rakibin ortada hiçbir şey yokken çıktı, ne dedi? Biz bu ligi bitirtmeyiz dedi. Herhangi bir ceza aldı mı? Almadı. Biz bu ligi bitirtmeyiz neydi mesela? Hani iktidarı mı değiştiririz demek istedi. Ne demek istedi mesela? Hiç kimse üstüne gitmedi. Ha, onların arkasında bazı güçler olduğu için gitmediler muhtemelen. Serdar Ali Çelikler, Ali Bey, bak ben sana sesleniyorum. Olağanüstü toplantı yap. Çıkma Konya maçına. Ya sana operasyon var ya da Fenerbahçe'ye, bak söylüyorum diyor. Operasyon Atatürkçü Fenerbahçe'ye var. Herkes biliyor bunu. Atatürk'ün takımı Fenerbahçe'ye var. Yıllardır da sürüyor bu operasyon. 500 milyon dolardan 150 milyon dolara indi bu lig. Alaveralar, dalaveralar. Hiç inandırıcılığı kalmadı. Yayıncı doğru dürüst satış yapamadığı için zamanında para da ödemiyor kulüplere. Fenerbahçe'nin olmadığı bir lige 15 milyon dolar bile vermezler. Herkes aklını başına alacak diyor Gürkan Kubilay. Sercan Hanzoğlu da Ali Palabıyık 1 Şubat 2020'de Kruse'nin Trabzon'daki Nizami golünü vermeyerek Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışında ilk operasyonu yapmıştı. Bu Palabıyık bu sezon yine aynı haftalarda aynı operasyonu yaptı. Tesadüf mü hiç sanmam. Ben şunu söyleyeyim, bu maçta eğer Kruse'nin o golü verilse, o maçı Fener, ya bir de vermediği kırmızılar var. O maçı Fenerbahçe kazansa neler olur? Erol Bilecik utanç dolu akşamın ardından Fenerbahçe'mizi katletmek için sahaya çıkan Ali Palabıyık'a rağmen tüm takımı ve hocamızı kutluyorum. Yarın sabah bu hakemin düdüğünün astırılmasını bizden çok MHK isteyecektir diyor. Katılıyorum. Şimdi gelelim tartışmalı pozisyonlara. Mert Hakan Yandaş'ın golü. Bülent Yıldırım. Elle oynama göremedim. Tüm açıları izledim ama kanıtlayamadım. Bence gol Nizami. Deniz Çoban diyor ki bana göre top yere düşerken elle oynama var. Öyle hissettim. Görüşüm karar doğru diyor. Şimdi Deniz Çoban'a bir şey sormak istiyorum. Ben içimden sana bir küfür etsem bunu nasıl hissedeceksin? Öyle hissettim mi? Lan sen hakemsin. Ne demek öyle hissettim ya? Yoldan geçen adama tokat attım. Niye? Bana küfür edecekti. Öyle hissettim. Top yere düşerken sol baldırından sekiyor. Ve yumuşayarak önüne düşüyor. Yani yumuşayarak da değil daha doğrusu. Orada net bir şekilde belli. Sen hissettimle maç mı yönettin yıllarca? Allah senin de belanı versin o zaman. Sen hissettimle maç mı yönettin? Ne demek hissettim ya? Ne demek hissettim? Var. Bu tip pozisyonda yeterli kanıt varsa, delil varsa hakemi çağırır, hakem karar verir. Birinci skandal. VAR'ın çağrılması büyük skandal. Fırat Aydınus. Mert Hakan'ın iptal edilen golünde elle oynadığına dair net kanıt göremiyorum. Ben bu açılarda baktığımda net bir el diyemiyorum. Hani VAR başka açılardan izlediyse bize de göstersin, biz de bilelim diyor. Bu konuda keşke biz de aydınlansak diyor. Hiçbir şey yok bu pozisyonda diyor. Şimdi varan bir bu. Batshuayi'nin penaltı beklediği pozisyon. Devam kararı doğru mu? Deniz Çoban penaltı gerekir. Bülent Yıldırım penaltı gerekir. Bülent Yıldırım diyor ki Ndiaye'ye Zayt'ın çok hafif müdahalesi sonrası hakem faul veriyor. Hatırlayın bunlar orta sahada. Ndiaye'ye dokundu faul, dokundu faul. Aynı hakemin ceza sahası içinde yaşanan güreşvari hareketlere penaltı vermemesi normal mi, anormal değil mi? Takdirini size bırakıyorum. Samet Akaydın'ın penaltı pozisyonu. Bülent Yıldırım bu bir ihlal, bu bir penaltı. Deniz Çoban net penaltı. Bakın az önce öyle hissettim diyen Deniz Çoban. Yani hislerine göre konuşan o bile artık yılmış. Fırat Aydınus Fenerbahçe ligden çekilirse haklı derim diyor. Erman Toroğlu. Zaitsa yapılan hareket faul. Ya verirsem gol olursa diyor hakem. Sana ne abi? İyi kötü idare ettiğim maçın içine ettin. Jesus sana gözlüğü göstermekle haklı diyor. Artık düşünün. Bütün Fenerbahçe düşmanları bile artık çıldırmış. Yani beIN Sports Trio'da yayınlanan programdaki hakem yorumcularına göre Fenerbahçe'nin verilmeyen 2-3 penaltısı var. Gerisine bir şey demiyorum. Jesus 958 maç, 38 senelik teknik direktörlük kariyerinde ilk defa kırmızı kart yedi hakeme itirazdan. Bu bile her şeyin özeti bence. Bu bile. Mesela Rozier'in 2 maçlık cezasını 1'e indiren Fenerbahçe şeyleri hani federasyonmuş ya, merak ediyorum Jesus'un cezasını iptal edecek mi? Hakikaten merak ediyorum. Ya bu maçta bu kadar tahrike rağmen sahadan takımı çekmediniz. Sizi tebrik ediyorum diye ödül vermeleri lazım. Rıdvan Dilmen, ligimiz temiz falan değil. Türk futboluna güven bitti. Katılıyorum. Batshuayi rakip çabuk başlamasın diye topun önüne geçti. Top rakip ceza sahasının 15 metre önünde. Sarı kart gördü. Altay başlatmak isterken Onyekuru geldi, engelledi, parmaklarına vurdu.
Batshuayi'ye sarı kartsa bu ne peki? Bence kırmızı bile olabilir. Harbi söylüyorum bak, dalga geçiyorsunuz ama kalecinin eline vurmak ne demek ya? O kaleci orada sakatlansa mesela, bile bile eline vurmak. Tamam, şiddeti düşük. Bir şey söyleyeceğim. Orada şiddeti yüksek olsa, kırmızı verse mesela, itiraz edeceksiniz. Bence kırmızı olur. Yani eğer şiddet yüksek olsa niye? Abi kaleci eliyle zaten iş yapıyor. Bile bile rakibin ayağına vursanız kırmızı olmaz mı? Olur. Bu da benzeri değil mi? Rıdvan Dilmen 2013'te Aziz Yıldırım Bey'e benim 25 yaşındaki halimi getirelim. Aykut Hoca'nın da gol kralı haline. Lefter abi de gelsin. Rahmetli Cemil abi de gelsin dedim. Biz şampiyon olamayız demiştim. Ali Koç Bey ilk başkan olduğunda da aynısını söylemişti. Aynısını söylemiştim ona diyor, Ali Koç başkan olduğunda. Peki Rıdvan Dilmen, bir şey sormak istiyorum. Bildiğim kadarıyla siyasi iktidara çok yakınsın. Çok çok yakınsın. Çık en tepedekinin yanına. De ki en tepedeki, bak bu iş su götürdü. Artık insanların adalete inancı kalmadı. Siz de Adalet ve Kalkınma Partisi'niz. Hani adalet içinizde geçtiği için söylüyorum. Futbol çok sular götürür. Zamanında bu taraftar çıktı dedi ki sandıkta görüşürüz Mesut Bey dedi. İktidar değişti bu ülkede. İnsanları tahrik ediyorlar. İnsanları başka bir şey yapıyorlar. Yani siz futbola dahil olmak istemiyorsunuz. İşte Fenerbahçeliyim şöyle böyle diye. Artık iş işten geçti. Siz dahil olsanız da olmasanız da bir kere adınız artık Fenerbahçe kongre üyesi. Bak mesela Zekeriya Öz Galatasaray kongre üyesidir. Ama Fenerbahçe formasıyla Aziz Yıldırım'la maç yaptı diye bütün Galatasaraylıların argümanı bu. FETÖ'cülerle maç yaptınız. FETÖ'cüleri siz kongre üyesi yaptınız desin. Kimsenin umurunda değil. Şu bir gerçek. Ne maç tekrar edilecek, ne başka bir şey olacak, ne şu olacak, ne bu olacak. Yani ne o olacak, ne bu olacak. Fenerbahçe taraftarı. Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey değişmeyecek. Hiçbir şey değişmeyecek. Fenerbahçe taraftarı Altay Bayındır'a atıyor, tutuyor. Biri yazmış işte Altay şöyle böyle. İki defa kaleyi terk etmiş, ikisi de başarılı. Ceza sahası içinden atılan şutlarda 7 kurtarışı var. Bir penaltı kurtarmış. Evet, bir penaltıya neden oldu ama zaten bir şekilde hakem bir şey arıyordu. Sonuç olarak bu 32'de 21 isabetli pas atmış, 52 kez topla buluşmuş, 14'te 3 uzun top başarısızdı ki 11 tanesi zaten buradan çıkıyor. Uzaklaştırma 1. Bu arada mesela 2 tane müdahale yapıyor, bir tane uzaklaştırma yapıyor, öyle öyle. Kazanılan ikili mücadele 2'de 1. Faul 1, yapılan faul 1 kendisine. Böyle bir maç çıkartmış. Sofascore'a göre 8.6 puan almış. Arao 8.1 almış. Mesela Onyekuru. Ferdi Kadıoğlu kitledi Onyekuru'yu. Maçın en düşük şeyini aldı. Puanını aldı. 7'de 4 isabetli pas. 1'de 1 isabet. Orta isabeti. Uzun top 2'de 0. İsabetli şut 1. Kaleyi bulmayan şut 1. Top sürme girişimi 2'de 0. Kazanılan ikili mücadele 7'de 1. Yani en Galatasaraylıların ve Adana Demirsporların en umut beklediği isim. Kevin Rodriguez, adamların sol beki. İnanılmaz. Uzaklaştırma 10. Engellenen şut girişimi 1. Pas arası 3. Top çalma 6. Geriye koşu 2. Çizgiden çıkartma 1 diyor ama 2. Biz biliyoruz. Kazanılan ikili mücadele 11'e 7. Kazanılan hava topu 2'de 2. Top kaybı 24 ona rağmen. İsabetli orta 4'te 0. Uzun top 3'te 2. Kaleyi bulmayan şut 1. Engellenen şut 1. Top sürme girişimi 1'de 0. Yani düşünün. Yani düşünün, böyle bir maçtan çıktık. İrfan Can Kahveci mesela 7.8 vermişler. Çatır çatır oynadı. Batshuayi bence sahada yok gibiydi. Bir dönem Batshuayi'yi çıkart, yani biraz geç kalındı gibi ama ben bütün futbolcularımızı kutluyorum. Ben Altay Bayındır'dan en iyisinden en kötüsünün hepsini kutluyorum. Böyle bir alçaklığa, böyle bir alçak düzene karşı dik durdular. Ben şunu merak ediyorum. Bak ben şunu merak ediyorum. Galatasaray böyle bir hakem yönetimiyle karşılaşsa, yöneticilerinin çıkıp kullanacağı ilk cümle ne olurdu? Ligden çekiliyoruz mu olurdu? Ligi oynatmıyoruz mu olurdu? Diyet kestiniz mi olurdu? Hocam Alanyaspor maçında şöyle oldu, böyle oldu. Galatasaray Alanyaspor diye yazın. 42. dakikadan itibaren izleyin. Bakın bakalım ben ne demişim. Sakaboya'nın pozisyonuna. Ben buna kırmızı vermem. Kesinlikle buna kırmızı vermem. Buna kırmızı verdiği için Alanya'nın da penaltısını vermemiş dedim. Ayağa basma var net bir şekilde. Açın bakın. Galatasaray'ın hakkı yenilmiş dedim. Benim kadar dik,
Yani duramazsınız. Bazı Galatasaraylı arkadaşlar yorum yapıyorlar da. Yani siz gerçekten benim gibi bir adamın tırnağı olamazsınız bazı Galatasaraylı arkadaşlar. Utanmadan bunları burada yorum yapıyorsunuz. Utanmadan milleti tahrik ediyorsunuz. Küfürler ettirme peşindesiniz. Ayıp. Ayıp. Ya çıkıp deyin ki arkadaş, evet doğru, hakkınız yendi. Bitti. Bunu demek çok mu zor ya? Ya bunu demek çok mu zor? İyi de biz Ali Palabıyık hakemliği bıraksın dediğimizde siz ne dediniz? Bakın bakalım ben ne demişim Ali Palabıyık hakemliği bıraktığında. Keşke dedim, keşke. Keşke, keşke bıraksa. Bak mesela Hüseyin Göçek. Dedim ki ya Galatasaray ayağına sıktı. En büyük Galatasaray'dır Hüseyin Göçek. Galatasaray altyapısından yetişme bir isimdir ha. Sporcudur, basketbolcudur. En büyük Galatasaray'dır. Mustafa Öğretmenoğlu. Bilmem Koray Gençeler, bak onu da unutmasın Fenerbahçe yönetimi. O da en büyük Fenerbahçe düşmanlarından biri. Geçen sene bir şey üretti. Pelkas'ın golünde Valencia ile oynadı diye. O da aynı Fenerbahçe düşmanıdır. Çok net Fenerbahçe düşmanıdır. Vallahi kimse kusura bakmasın. Fenerbahçe taraftarına birinci çağrım şu. Beansports'ları şunu bunu iptal ettirin. İkincisi, anca Fenerbahçe futbolcusunu çöpleme derdindesiniz. Birilerinin gazına gelip Arda niye yok, şu niye yok, bu niye yok. Çatır çatır Fenerbahçe takımı sahadaydı. Çok basit bir soru daha sorayım. Bak aptala anlatır gibi bir soru sorayım. Fener'in golü verilse. 3 penaltının ikisi zaten ilk yarıda. 2 tane de penaltısı verilse. Onyekuru kalecinin eline vurdu diye sarı kart yese ki o zamana kadar çok kötü oynadığı için itirazdan illaki kırmızı yerdi. Adana Demir'de 10 kişi kaldı. Ya da haksız yere 10 kişi bıraksın hadi. Adana Demir 10 kişi kalsın. Fenerbahçe hak etti. Haksız yere dedi, haklı yere. Fenerbahçe Mert Hakan'la 1-0 önde 2 tane penaltıyı kazandı. 3-0 önde. Adana Demir'de 10 kişi. İkinci yarı kaç kaç biterdi maç? 5-0 bitsin hadi. 2-0. 2 tane de gol atsın ikinci yarı. 5-0 bitsin. Sosyal medya ne diye çalkalanıyordu? Ulan bu Fener bu Adana'ya 5 attıysa bunu kimse durduramaz da. Bakın bu beraberlik şampiyonluğun habercisi falan filan bunlar palavradır. Bunlar günü kurtarmadır. Mesela bazı eşek taraftarımız var bizim. Fenerbahçe'ye sen hakemi de yeneceksin. Niye kardeşim? Niye? Mesela şöyle yapalım. Ligin kalan bütün maçlarında hakem Galatasaray'ı mahvetsin. Galatasaray sen hakemi de yeneceksin diyeyim. Ne dersiniz? Öyle şey mi olur? İnşallah öyle şey olur. Bütün maçlarda hakemler Galatasaray'ın aleyhine maç yönetir. Vallahi bak bütün maçlarda öyle yönetsinler. Puan farkı 6'ymış. Puan farkı 6 mı 6 değil. Puan farkı 3. Fenerbahçe bu oyunda yani deplasmanda Galatasaray'ı mahveder. Kadıköy'de 3-0 yenildi ama 3 tane yani en az 3 tane acısını çıkartır. Yani böyle hakem yönetimi olursa hiçbir şey yapamaz o ayrı mesele. Ya da şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe sıradan bir top oynasın. Bu hakem yönetimi Galatasaray aleyhine yapsın. Yine Fenerbahçe en az 3 tane atar. Ama iş bu şurada burada değil ki. Bir şeyler masa başında belirlenmiş. Birilerinin tehdidinden mi korktular? Birilerinin başka bir şeyinden mi korktular? Bilemem. Ama bir şeyler belirlenmiş. Her şey belli. Her şey belli. Her şey belli. Ben şunu söyleyeyim. Bazen korkmanız lazım. Bakın mazlumun bedduasıyla Allah arasında perde yoktur. Şu mübarek Cuma günü hürmetine diyorum ki hangi hakem, hangi oluşum, hangi takım Fenerbahçe'nin hakkını yiyorsa Allah çıkartsın. Bu dünyada da ahirette de çıkarsın. Nasıl çıkarıyorsa çıkarsın. Her türlü nasıl çıkarıyorsa çıkarsın. Ya insanların şurasına geldi. Bir insanın bu kadar oynanılmaz. Bak kaç kişi, kaç Fenerbahçe taraftarı can verip gitti. Çaldığınız kaç şampiyonluk var? Hocam altı üstü bir futbol. Altı üstü bir futbol işte. Biz de ondan bahsediyoruz. Altı üstü bir futbol için değer mi şu yaptıklar? Şu rezaletinize değer mi? Altı üstü bir futbol için şu iğrençliğinize değer mi? Kimlerin hakkına girdiğinizin farkında mısınız? 50 kişiye biz üyelik hediye edecektik. Yani 50 kişinin hakkına falan girmez. Siz milyonlarca Fenerbahçe'nin hakkına girdiniz. Varın. Bak atılan gole müdahil olması VAR protokolüne aykırı mesela. Ya bariz elle oynama yok. Ne? Ha, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne diyor ofsaytımsıyla başlayan süreç elimsiyle devam etti. Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek diyor. VAR hakemi, MHK'sı, rakipleri kurulan ittifakları bozacağız. Oyunlarını diyor. Hem Ali Palabıyık hem Koray Gençeliler. Bu ülkede bir daha hakemlik yapmamaları lazım. Bitti. Yeter ya.
Bitti kardeşim, bu kadar olmaz ya. Bak bir takımla bu kadar uğraşılmaz. Allah sorar. Bak Allah sorar, etmeyin eylemeyin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.